Demin şeflerden bahsettik. Türkiye'nin tanıtımına katkıda bulunan şeflerden bahsettik. Şimdi sıradaki konuğumuz yine o sektörden ünlü bir isim. Bakın, Michelin Guide diye bir rehber var. Dünyaca ünlü ve öne çıkan, bütün dünyada şöhret yapmış lokantalara belli bir paye veriliyor, Michelin yıldızı diye. İşte o rehberde de o lokantalar ya da o mekanlar yer alıyor. Bir Türk girişimci Sayın Ahmet Dede, ki Büyük Britanya'da ve İrlanda'da bu konuda çalışmaları var, bu konuda yatırımları var. Onun İrlanda'nın Cork şehrinde, Baltimore kasabasında Haziran 2020'de açılan bir lokantası var ve o lokantaya, o mekana Michelin yıldızı verilmiş. Bu aslında hani Oscar kazanmak kadar, deyim yerindeyiz, hani bilmiyorum, az sonra soracağız ama önemli bir paye. Şimdi gelin Sayın Ahmet Dede'ye soralım, bu işin mana ve ehemmiyeti nedir, anlam ve önemi nedir? Ahmet Dede canlı yayınımıza konuk oluyor. İyi akşamlar Ahmet Bey, merhabalar. İyi akşamlar efendim, nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle tebrik ediyoruz. Ben bu alanda, bu sektörde Oscar kazanmak gibi bir şey diye tarif ettim, cehaletimi bağışlayın. Acaba doğru bir benzetmemi yaptım? Çok önemli bir payeden bahsediyoruz herhalde, değil mi? Michelin yıldızlı bir restoran. Estağfurullah, çok güzel anlattınız. Kesinlikle öyle bir şey. Bir aşçının, bir şefin yıllarca çalıştıktan sonra o sektörde, Michelin sektöründe almak istediği bir ödül, bir başarı. Çok güzel söylediniz Oscar ödülüyle kıyaslayarak. Şimdi Ahmet Bey, sizinle ilgili haberleri okurken bugüne kadar benim hiç duymadığım, yani ben sektöre, o aleme yabancıyım. Benim çünkü yemek kültürüm biraz ekmek arası köfteyle, kokoreçle falan sınırlı olduğu için. ben de severim öyle şeyleri ama. Sizin tarzınızdan bahsedilirken sıfır atıklı yemek üretiminden bahsediliyor. Biraz açar mısınız? Yeni bir kavram galiba bu. Yani aslında kullanılan biraz bir teknik. Teknik değil de bir kafa yapısı, bir mantık diyelim. Sıfır atıktan derken sonuçta bu saf ürünlerin yetiştirilmesi, topraktan, ata tohumdan büyümesi, yetişmesi, verilen emeklerin, zahmetlerin sonucunda bizim dükkanımızın mutfağına girmesi uzun bir süreç, zahmetli. O yüzden o zahmete, o iklime, o doğa şartlarına sevgi ve saygımızı göstermemiz lazım. Onun için sıfır atık uyguluyoruz. Kullanabileceğimiz kadar kullanıyoruz malzemenin safını. Kalanlarından farklı şeyler yapıyoruz. Müşterilerimize farklı tarzda satıyoruz, kavanozlarda ya da sevdiğimiz insanlara veriyoruz. En son hiç kullanamayacağımız kısmını da kompost binlerimizde ya kompost yapıp tekrar çiftçilerimize, bahçıvanlarımıza veriyoruz ya da farklı kuruluşlara veriyoruz. Çok önemli bir mantık yapısı, hayatın böyle düzenli bir şekilde devam etmesi için aslında. Evet, şimdi sizin gibi ünlü şeflerin mekanlarını tarif ederken insanlar işte hiç görmedikleri, hiç bugüne kadar duyulmamış, adeta uzaydan gelen malzemelerle hazırlanmış, biraz böyle fazla nasıl derler, uçuk yemekleri hayal ediyorlar. Ama siz bir anlamda orada Türk mutfağını ya da Anadolu'da pişirilen yemekleri filan da tanıtıyorsunuz anladığım kadarıyla. İngiltere'de, yani Büyük Britanya'da ve İrlanda'daki mekanınızda ya da mekanlarınızda, bilmiyorum, birden fazla mı mekanınız var orada? Tek mekanım var, dediğiniz doğru. Evet. Türk lezzetlerinden esintiler, aromalar kullanarak bir mutfak tarzım var bu sene. Evet. Şimdi evet. Ahmet Bey, bu iş nasıl oluyor? Biraz da bize o prosedürü anlatın. Yani sizi gelip bu Michelin Guide denilen kurumdan insanlar izliyorlar. Habersizce restoranınıza gelip bakıyorlar, ediyorlar. Sizle ilgili bilgi toplayıp ondan sonra mı bu payeyi veriyorlar? Yoksa siz başvuruda mı bulunuyorsunuz? Birileri mi öneriyor? Nasıl çalışıyor bu mekanizma? Başvuruda bulunmuyoruz. Benim şeyim için çok farklıydı. Ben 2018'de ilk yıldızımı almıştım. Tekrar aldım bu yıl. Farklı bir mekanda almıştım 2018'de. Restoran açılır, faaliyete geçer ve yaptığın yemeklerden dolayı yemek kriterleri gelir, gazetede çıkarsın ve Michelin'in inspektörleri, müfettişleri vardır dünyanın her bölgesinde olan ve onlar bir bilgi toplarlar. Normal bir müşteri gibi rezervasyon yapıp gelirler, yemek yerler, hesaplarını öderler.
Ondan sonra seninle bir sohbet ederler ilk ziyarette. Sonra bir rapor hazırlanır. O rapor doğrultusunda o rapor ikinci ziyarete gelecek olan daha bir üst seviyedeki müfettişe verilir. Ve o müfettiş geldiğinde söylemez ama kim olduğunu bu sefer geldiklerini. Kıyaslarla ilk tecrübeyle ikinci tecrübeyi birbirlerine uyuşuyorsa, o yemekler çok büyülediyse, standartlar iyiyse seni Michelin yıldızına layık görürler. Bir yıldız, iki yıldız ya da üç yıldız alabilirsin. Sistem böyle yürüyor. Müfettişlerin araştırması ve hazırladığı raporlar doğrultusunda. Evet, şimdi sizi tanımayan izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz için biraz da geri plan bilgisi aktaralım. Siz Kuşadası kökenlisiniz galiba ya da Kuşadası'nda mukimsiniz ve oradasınız ve ailenizin bir geleneğini devam ettirmek üzere, yani amcanızın galiba restoranında tanışmışsınız eşinizle ve İrlanda'ya öyle gitmişsiniz, İrlandalı eşiniz. Şimdi yurt dışında böylesine bir iş yapmak, yani yerel mutfağı ya da yerel yemekleri tanıtmak, onun üzerinden bir iş yapmak hem kolay hem zor. Çünkü yabancılar biraz o egzotik tatlara, lezzetlere ilgi duyuyorlar. Ben de çünkü yaklaşık 20 yıl filan Britanya'da yaşadığım için oradan biliyorum. Böyle onların kendi mutfakları olmadığı için İngilizlerin sadece işte bread, ne diyorlar ona, beans on toast yedikleri için şeylere, evet, doğru. Türk yemeklerine bir de işte o English breakfast filan başka bir şeyleri yoktur. O yüzden siz oraya ne götürseniz oh how wonderful filan gibi böyle üzerine atlarlar. Şimdi sizin orada en çok ilgi gören lezzetiniz ya da yemeğiniz, ürününüz ne? Biraz ondan bahsedin bize. Dediğiniz çok doğru. Fazla yemek kültürü derin olan bir bölge değil. Ada ülkeleri, kıta ülkeleri. Sonuçta fazla ürün yetişmiyordu tarihinde tabii ki. Şimdi bizim yaptığımız ürünler baharatlı, lezzetli, taze taze otlar kullanılıyor. Büyük büyük aromalar yediklerinde çok büyük etkiler yaratıyor tabii ki yedikleri zaman. Yemekler açısından Türkiye'den esinsel olarak mesela ıstakozdan bir isotlu, sumaklı bir kebap yapıyorum. Orada da resmi gözüküyor şu anda. Altında İrlanda'nın klasik bir patatesli ekmeğinin altına, lavaş tarzı gibi ama çok farklı lavaştan. Ondan sonra küçük anne mantıları yapıyoruz üstüne. Türk bademinden, sarımsağından çıtır yapıp, nar ekşili yanık tereyağlı bir sostan. Karadeniz bölgesinden fındık geliyor Ordu'dan. Kullanıyoruz, baklava yapıyoruz. Kendi hamurumu açıp çok farklı bir tarzda sunuyoruz. Onun haricinde kebap tarzı şeyler yapıyoruz ama sunumlar ve yapımları biraz farklı oluyor. Minyatürleştiriyoruz, daha çok böyle elegant, biraz daha refine yapıyoruz. Böyle sunumları yapıyoruz ama çok aşırı derecede seviliyor. Çünkü aromalarımız yüksek, taze, yağ oranı biraz daha az bizim kullandığımız ürünlerde tabii ki. Bayılıyorlar, çok seviyorlar. Peki bir gün inşallah yolumuz Baltimore'a düşer ve biz de o lezzetlerden tadarız. Ellerinize sağlık, çok tebrik ediyoruz tekrar efendim. Sağ olun vaktiniz için. İyi günler efendim. Sağ olun. İyi akşamlar. Sağ olun. Sayın